Şimdi bu özellikle Mutlu Meydan Ekonomist şu anda yayında bizi bekliyor. Mutlu Meydan'a bağlanacağız ve Mutlu Meydan'dan bu doların nereye doğru akacağını ve bugün neden böylesine bir yükseliş gerçekleştirdiğini soracağız. Mutlu Meydan merhaba. Hocam bugün 13.46'yı gördük, ardından 12.40'a kadar geri geldi. Şu anda yeniden 12.60'a doğru gidiyor. Ne oluyor? Şimdi Türkiye'de olan olaylar her şeyin esasen bir bütünsel bir parçası olarak bakmamız lazım. Hiçbir ülke şu anda ekonomik olarak bağımsız değil tüm ülkelerden. Ve diğer kurlara, paritelere bakacak olursak da euro dolar olsun, sterlin dolar olsun, dolar, yen dolar, frank gibi pariteler olsun, bunlar da esasen dolara karşı değer kaybediyorlar. Tabii ki bizim kaybettiğimiz hız kadar değil. Bizimki bayağı hızlı bir şekilde kaybediyor. Ama burada şöyle bir olayı biraz şöyle bakmamız lazım. Tüm ekonomik yapı dünyada entegre ve integral. Şimdi herkes birbirine göbekten bağlı. O yüzden bazen ekonomide diyor ki dış güçler bizi bu şekilde yapıyor. Dış güçlerin etkisi var vesaire. Tüm dünyayı çünkü etkileyen bir ortak bir sistem var. Şimdi Türkiye'de de dövizin onlara vesaire geleceği uzun zaman önceden belliydi zaten. Hal böyleyken de zaten onlara gideceği 7'lerdeyken biliniyordu. Uzun zamandan beri de zaten 1,5 ve 1,5'un üstünü geçtikten sonra da zaten firma olarak biz danışmanlık verdiğimiz şirketlere uzun vade yatırımlarını, yani uzun vadede kullanmayacakları likitlerini döviz olarak tutmalarını tavsiye etmiştik uzun yıllardan beri. 1,5'u açtıktan sonra. Çünkü aşama aşama bunun geleceği belliydi. Bunun da bu şekilde ilerleyeceği de belli. O yüzden önümüzdeki dönemde dalgalı bir şekilde bu şekilde ilerleyecek. Diğer paritelerde de bu söz konusu. Sterlin dolar olsun, euro dolar olsun. Euro da Amerikan dolarına karşı değer kaybetmeye devam edecek. Aynı şey sterlin için geçerli. O yüzden burada izole bir durum yok esasen baktığımız zaman. Ama bizim durumumuz diğer ülkelere kıyasla doğal olarak daha kötü. Çünkü temelimiz yok. Yani temel ekonomik koşullarımız eskisi gibi güçlü değil. Dolayısıyla dış güçler veya dış mihrakların içinde oyunu var dedikleri zaman doğru söylüyorlar. Çünkü ülkeler de firmalar gibidir. Birbirleriyle rekabet halindeler. Dolayısıyla hiçbir ülke başka bir ülkenin iyiliğini istemez. Mesela Almanya, Fransa'nın da iyiliğini istemez. Dolayısıyla tüm dünya ekonomisi birbiriyle bir mücadele içerisinde. Maalesef biz zayıf olduğumuz için bu mücadelede yerimizi alamıyoruz. Yani ringe tüy sikletle ağır sikletin çıkması gibi bir durum. O yüzden ekonomik üretimimiz olmadığı sürece, yani ülkenin genel ve temel ihtiyaçlarını tam anlamıyla kendi çapında karşılayıp dışarıya da belli bir dengede hizmet ve ürün vermediği sürece bu dengesizlik bizi daha kötü bir şekilde etkileyeceği bariz. O yüzden dövizi bu şekilde dizginlemek de faizle de falan olmaz, onu da söyleyeyim. Yani faizi indirdik, faizi çıkardık, dövizi şöyle dizginleriz, böyle dizginleriz. O şekilde olmaz çünkü faizleri de yükselttiğiniz zaman bu sefer üretime kimse girmez. Dolayısıyla burada sadece faiz değil olay. Burada tümüyle bir mentalite değişikliği yapmamız lazım ekonomiye doğru yaklaşırken. Ve şunu da söylemek lazım esasen. Tüm küresel olarak yaklaşan bir global kriz var. Daha doğrusu bu krizin içindeyiz işin açıkçası. Ve geçen yıllarda da, geçmiş yılda hatta pandemiden sonra da dünyanın borsalar artmasına rağmen küresel bir krize doğru gittiğinden bahsetmiştim. Ve hatta açlık, kıtlık gibi şeyler de yaşayacağımızdan bahsetmiştim. Şimdi bunlar döviz de bunun bir parçası. Altın fiyatlarının bu kadar oynak olması bunun bir parçası. Her şey birbiriyle alakalı olduğu için döviz de bununla alakalı. Çünkü ülkelerin ekonomisinin yansıması bu. Dolayısıyla da TL, dolar bazında değer kaybetmeye devam edecek. Geçmişten beri de bilinen bir şey, yani bu bir sır değil. Mutlu Hocam nereye kadar gider? Nedir bu işin sınırı? 40 lira mıdır, 30 lira mıdır, 20 lira mıdır? Bak, geçen bu sene içerisinde ben Mart ayında danışmanlık yaptığım firmalar vardı. Çünkü ithalat, ihracat yapıyorlar, ham maddeler alıyorlar, yurt dışına ihracat yapıyorlar, ithalat yapıyorlar. O yüzden danışmanlık yaptığım firmalara dışarıya beyan edilmeyen danışmanlık raporlarında
7.30'lara, 7.20'lere geri kaydığı zaman arkadaşlar sormuştu, hocam bu daha düşecek herhalde diye. Yok dedim, bu düşme, geri kayması değil. Bu yukarıya çıkış. Ve o zaman 10, hatta 10.30 ve 12.30 hedefte vardı. Nitekim de oralara geldik. Hem 10.30 hem 12 küsür hedeflerimiz arasındaydı. Oraya da geldi piyasa. Şimdi bu dediğim gibi bilinen bir konjonktür. Görünen ve bilinen bir, nasıl diyeyim, trend bu. O yüzden bunun önüne geçilebilmesi için ekonomide dediğim gibi bir mentalite değişikliği lazım. O yüzden buradan sonra gidebileceği 14.50'ye kadar ilk etapta gidebileceği. Ne zamana kadar? 31 Aralık mı hocam? Umarım olmaz. Ben 13 seviyelerini bu yıl beklemiyordum işin açıkçası. Hocam, hocam bir şey soracağım. Şimdi bize saldırıyorlar mı? Yani uluslararası faizciler, tefeciler, Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenler Türk lirasını zayıflatmak için bir kampanya mı yapıyorlar? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu tüm ülkeler arasında olan bir kampanya. Bu sadece bize has bir şey değil. Üstümüze alınmamıza da gerek yok Türk milleti olarak. Şimdi bakın, Trump başa geldi. Dediği şey ilk neydi? Bir dakika, tüm anlaşmaları donduruyorum. Tüm anlaşmaları donduruyorum. Her şeyi yeniden yapacağız çünkü bu gidişat bizim için iyi değil dedi. Şimdi bu ne yaptı? Bu Çin'in oyununu bozdu. Ve Çin şu anda kötü bir duruma düştü. Bayağı kötü bir duruma düştü. Çünkü Amerika'yı başka ülkeler takip etti. Şimdi biz diyebiliriz ki Çin de kalkıp diyebilir, dış mihraklar yüzünden kötü günler yaşıyoruz. Şimdi ama bu tüm ülkeler arasında böyle. Çünkü tüm ülkeler firmalar gibi. Aralarında bir rekabet var. Aralarında daha iyi olmak, daha büyümek, daha başarılı olmak gibi bir rekabet var. Dolayısıyla bu dış güçlerin etkisi elbette olacak. Herkes her türlü oyunu elbette oynayacak. Oynamak da zorunda. Şirketler arasında da böyle. Ben iki gün sonra şirketim kötüye gitse, rekabet yüzünden kötüye gidiyorum diye şikayet etsem bana gülersiniz. Çünkü sevgili kardeşim, serbest piyasadayız yani. Rekabet bu. O yüzden bu tüm dünyada sürekli oynanan bir oyun. Kapitalizmde de, emperyalizmde de, şu bu ülkelerin sürekli başkalarından daha çok şeye sahip olması, başkalarının üzerine nasıl çıkabileceklerinin, bu bir oyunu. Her ülke de bu oyunu bilmesi lazım, biliyordur da ben sanmıyorum. Girebilmek için neyimizin güçlü olması gerekiyor? Şu anda bizim neyimiz güçlü değil, bu işte bizi her gelen dövüyor. Öncelikle bizim istikrarlı bir, oturaklı bir politikamız, ülkemizin bir oturaklı yapısı yok. Yani istikrar sağlayamadık biz uzun zamandan beri. Biz yarım asırdır, 70-80 yıldır bir istikrar yok. O yüzden sürekli iniş çıkışlar var. Ve halkımızın bizim en olumsuz, bizi en çok olumsuz etkilen şeyi söylememi istersen eğitim. Biz maalesef okulda iyi matematik, bilim, şunu bunu yapıyor olabiliriz. Ama biz insan, yani kaliteli insan yetiştirmeyi bunca yıldır beceremedik. Yani insan prototipi, insan denilen, yani akıllı, aklı başında dünyayı bilen, anlayan bir insan oluşturamadık. O yüzden bizim problemimiz, temeline bakacak olursanız, ekonomi dahil, eğitim. Mutlu hocam, şimdi toplumun bir kesimi diyor ki dolar ne kadar artarsa artsın kardeşim. Biz maaşımızı dolarla almıyoruz, benzini almıyoruz, domatesi almıyoruz, peyniri almıyoruz, yağı almıyoruz, soğanı almıyoruz, hıyarı almıyoruz, patlıcanı almıyoruz. Dolar artınca, yani TL zayıflayınca, dolar değer kazanınca, döviz değer kazanınca ne oluyor toplumda? Yani biz nasıl zarar görüyoruz bu işten? Olur mu? Bizim tüm enerjimiz, petrol, doğalgazımız yurt dışına bağlı. Biz onların hepsini dolarla ödüyoruz ya. Biz onların hepsini dolarla ödediğimiz zaman bizim vergilerimizin hepsi dolara çevrilmek zorunda. Ve onlar yurt dışına gitmek zorunda. Çünkü bizim petrolümüz yok, bizim doğalgazımız yok. Biz birçok şeyi ithal ediyoruz. Biz ürettiğimiz şeylerin çoğunu, yani satıldığı için fabrikalar vesaire, artık üretmiyoruz da. Biz her şeyi ithal ediyoruz. Bu ithalatın bedeli kim ödeyecek? Halk ödeyecek. O yüzden sen domatesi, bilmiyorum, sene başında kilosu 2'ye alıyorken şimdi 5'e alıyorsun. O yüzden seni etkilemiyor, ben patlıcanı dolarla almıyorum diye bir şey yok ki, öyle bir şey, öyle bir mantık yok. Yani kimin söylediğini bilmiyorum ama bu bir... Ha millet, ya bu iktidardakiler de söylüyorlar, bunu millet de sokakta mikrofon doğrultusunda, yani biz daha az domates yeriz, daha az et yeriz, soğan ekmek yeriz,
Bu bir kurtuluş mücadelesi. Bize saldırıyor emperyalistler, kapitalistler, tamam mı? Ülkemize boyun eğdirmek istiyorlar, çökertmek istiyorlar diyorlar ve buradan çıkıyor bu iş. Yok, bu yani bunu yapmaları normal dediğim gibi. Elbette bize boyun eğdirmek istiyorlar, elbette bizi yenmek istiyorlar. Tabii ki yani her ülke birbirine karşı öyle. Bu binlerce yıldır böyle. Bu yeni bir şey değil. O yüzden insanların bunu anlamaması da son derece komik. O yüzden ülkenin kendisini sürekli güçlü konumda tutması lazım. Yani diyelim ki ikimiz bakkalız aynı sokakta. Siz bir taraftasınız, ben bir tarafta. Ve ben bir gün diyorum ki ben evlere servis yapacağım. Ve sizin satışlarınız düşüyor. Siz bana gelip de diyemezsiniz ki sen benim işimi bozuyorsun. Sevgili kardeşim, ikiniz de bakkalız, ikimiz de rekabet ediyoruz, yani satış hakkında çalışıyoruz. O yüzden insanların bu şekilde düşünmesi son derece komik. Mutlu Hocam, yani... hemen bir video var, paylaşmak istiyorum. Siz de izleyin, izleyicilerimiz de izlesinler. Verir misiniz arkadaşlar? Dolar isterse 30 lira olsun, biz vatanımızı terk etmeyiz. Öyle bir şey söz konusu değil zaten. Dolarla ticaret yapanlar, o hani kalpazanlar, faizciler, maizciler var, onlar düşünsün. Biz ekmeğimiz kaynıyor, biz kuru ekmek, soğanla geçiniriz, sıkıntı yok. Dolar 20 milyon olsun, kimin umurunda ya? Soğan ekmek yeriz ya. Devletçiler şu anda çok kötü durumdaydı. Fakat bunun 15 Temmuz'a benzer aynı bu. 15 Temmuz'da nasıl Türkiye'yi yıkmaya çalıştısalar, aynısını şimdi kurundan yapıyorlar. Devletçileri yükseltiyorlar, Türkiye'nin ekonomisini efendime söyleyeyim öldürmeye çalışıyorlar. Bir kilo şeker mesela 5 liraysa şimdi oldu 10 lira. Bunu Cumhurbaşkanı mı desin ki sen niye bunu artırıyorsun? Vatandaş kendi yapıyor bunu. Alttan siyasetçiler yaptırıyor bunu. Kuru da yükselten onlar. İşte olay bu, bakış açısı hocam. Milletimizin bakışı böyle. Ben şimdi arkadaşlar yazdım, bana hiç ses gelmedi. Ama tahmin ediyorum ki sizin dediğiniz şeyleri dile getiriyorlar. Evet. Doğru. Diyor ki siyasetçiler, yani Cumhurbaşkanımız şekere zam yaptırıyor diyorlar. Yani bunu alttan alta siyasetçiler yaptırıyor diyor. Yani muhalefet siyasetçileri yaptırıyor zammı diyor. Yani dediğim gibi bu en büyük eksikliğimiz yine iş eğitime geliyor. Çünkü biz dünyanın nasıl döndüğünü maalesef anlamıyoruz. Ve kesinlikle dış güçler dışı, bu doğru. Ama her ülkeye karşı dış güçler var. Çin'e karşı Amerika var. Almanya, Fransa'dan yana değil. İkisi de Avrupa Birliği'nde olsa ben size garanti veririm. İkisi de birbirine yerler. Avrupa Birliği bakın Almanya'nın sömürdüğü bir birlik. Hiç kimse orada birbirini öyle düşünmüyor. Bir tezgah kurulmuş orada da. Orada da herkes birbirini yiyor. O yüzden birçok Avrupa Birliği ülkesi de fakir. O yüzden bu dış mihraklar, dış güçler, şunlar bunlar. Yani her zaman suçu atabilirsiniz birine. Ama bu, yani başkasına suçu atmak, işin açıkçası işi ben yapamadım demek. Mutlu Hocam, diyorsunuz ki 31 Aralık'a kadar 14.50 eşiğini aşar diyorsunuz dolar. Yanlış mı anladım? Valla işin açıkçası tam tarih vermem gerçekten mümkün değil. Hani en azından yeni yıl kadar o açıdan de, söylüyorum. Teknik analiz olarak inanın tam bakmadım şeye. Grafiklere bugün, çünkü siz aradığınız zaman biraz son dakika oldu. Ama burada şunu değerlendirmemiz lazım. Tüm paritelerde, dediğim gibi diğer paritelerde de, sterlinde de, euroda da, Kanada dolarında, Avustralya dolarında, Yeni Zelanda dolarında, tüm ana paritelerin hepsi dolara karşı değer kaybedecek. Bu dünyada genel olan bir trend. Ve bu bir şekilde gidecek. Dolayısıyla bunun önüne biraz geçmek zor, dalgalı bir şekilde. Bizde biraz dediğim gibi hızlı olmasının sebebi ekonomimiz yeterince güçlü değil. Bir altyapımız yok. O yüzden her şeyi ithal ediyorsak, ithal ettiğimiz her şeye dolarla ödeme yapmak zorundayız. Yani yeterince dolarımız yoksa alışımız daha pahalı olacak o doları. Bu iktidar bunu nereye kadar taşıyabilir? Taşıyamayız. Yani halk olarak da taşıyamayız. Olay sadece bir iktidar meselesi değil. Halk olarak da taşımamız mümkün değil. O yüzden birkaç, yani tam bu pandemi sonrasında da yazdığım gibi, hatta gerçek gazetede de çıktı sizin de makalelerimizde. Ekonomi bu şekilde gittiği sürece ülkemiz bol bir ülke olmasına rağmen birçok konuda kıtlık yaşamamız mümkün. Tüm kıtlık, dünyada da kıtlık dediniz değil mi? Tekrar altını çiziyorum. Tabii. Tüm dünyada da kıtlık yaşanacak demiştim. Yani tüm dünyanın kıtlığa doğru gittiğinden bahsetmiştim. Bunu yaklaşık bir yıl önce, 1,5 yıl önce yazmaya başlamıştım zaten. Hatta bir makalemde de, gazetenizde de var. Yani hükümetin acilen bir acil tarım politikası yapması lazım.
halkın genel ve temel ihtiyaçlarının sağlanması üzerine acil bir politika yapılması lazım. Ve sadece Türkiye için de geçerli değil, işin açıkçası tüm dünyada öyle. Bugün mesela büyük çiftlikler Amerika'da topraklarını çiftçiler satıyor. Yani sektörden çıkıyorlar. O yüzden tüm dünyada buna yönelik bir şey var. Eğilim var. Lübnan mesela bir örnek. Gerçi onlar iç savaş yaşıyor ama iç savaş yaşamadan önce de orada kıtlık başlamıştı. Dünyanın birçok ülkesinde var. Bizde haberlere yansımıyor maalesef. Güney Amerika örnek, kıtlık çok olan bir yer. Bu şekilde tüm dünya yiyecek. Bu Rusya'da da göreceğiz bunu. Şu anda henüz yansımadı. Mutlu Hocam, bundan tam 9 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşmasını vermiştik biraz önce. Konuşmasının aslında özeti şu: para tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı milletin itibarıdır diye bir tweet atıyor. Aslında bir konuşma yapıyor. Onun özeti de böyle atıyor. İzleyenler de bunu kim söylemiş diyor, söyleyelim. Erdoğan söyleyen, ben değilim yani. Şimdi bir ülkenin parası, ülkenin, milletin itibarıysa şu anda bizim durumumuz nedir? Şimdi elbette durumumuz uzun yıllardan beri aşağı doğru gidiyor. Bu sadece paranın değer kaybetmesiyle değil, yıllardan beri bir düşüş içerisindeyiz. Tüm dünyadaki ilişkilerimiz de o şekilde. Ama içinde bulunduğumuz durum belli, yani görünen köy kılavuz istemez. Burada halk giderek, dolayısıyla ekonomik olarak şöyle söyleyeyim, işsizlik daha da çok artacak bu koşuldan dolayı. Çünkü dış ticaret yapan ülke, dış ticaret yapan şirketlerin çoğu bunlarla mücadele edemez. Ama şey söyledim Mutlu Hocam, Erdoğan diyor ki bu yani TL'nin değersizleşmesi aynı zamanda istihdamı arttıracak. İstihdamı artınca da piyasa canlanacak diyor. Yani ondan daha iyi biliyorsunuz bu ekonomiyi. İstihdamın bu şekilde artacağını ben düşünmüyorum. Çünkü istihdamın artması için yatırım yapılması lazım. Yatırım için bir istikrar lazım. O yüzden biraz önce de bu konuya değindim. Yani bir alt yapımız güçlü olmadığı için, bir istikrarlı bir yapımız olmadığı için yatırımın nasıl, ne koşullarda yapılacağı soru işareti. Keşke yatırım yapılsa. İhracat belki kurumuz düştü diye yani artabilir. Hani kurlar düştü, dolayısıyla daha ucuza mal satabiliriz vesaire, bu ihracata bir pozitif bir etki yapabilir ama bunun uzun vadeli bir etki yapacağını düşünmüyorum. Çünkü uzun vadeli bir etki yapacak olsaydı tüm ülkeler böyle bir politika çizerdi zaten. Burada önemli olan şey şu: eğer bir ülke istihdam sağlamak istiyorsa öncelikle üretim standartlarının arttırılması ve öncelikle halkın her zaman temel ihtiyaçlarının ülke sınırları dahilinde temin edilebilecek bir yapısı olması lazım ki herhangi bir global kriz olduğu zaman en azından bu temel ihtiyaçlar etkilenmesin. O yüzden bu altyapı olmadığı sürece ve istikrarlı bir şekilde hükümetler değiştiği zaman da bu istikrarın devam etmesi lazım Ali Bey. Olay sadece hükümet, yeni bir hükümet, başka bir hükümet, hükümet değişebilir ama ülke olarak biz bir temel, bir vizyon, bir yön oturtup o yönün üzerine inşa etmeliyiz. Maalesef onu yapamadık biz uzun yıllardan beri. Bu nedenden dolayı her iktidarda iyi kötü olabiliyor. Yani iyi oluyor, ondan sonra başka birisi geliyor, kötü görüyor, kötü olabiliyor. Ekonomi, hükümetler kim olursa olsun istikrarı oturtulması gereken bir şey. Eğitim, hükümet kim olursa olsun İstikrarlı ve güçlü oturtulması gereken bir kurum. Bunlar iktidar kim olursa olsun, değişirse değişsin, önemli olmaz, bizim için denilen bir koşula gelmemiz lazım ki o zaman Trump gitti, Biden geldi, şu oldu, bu oldu, iki zıt kutup, ona rağmen ülke gördüğünüz gibi ayakta duruyor. Bizlerin de o şekilde bir noktaya gelmesi lazım acil doğru olarak.